Zirvede kalmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Özel Öğretmen YouTube kanalımıza yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda 9. sınıflar Kur'an-ı Kerim dersi 1. dönem 1. yazılı açık uçlu soru örneklerle yeniden karşınızdayım. İlk sorumuzda Kur'an'ın her 5 sayfasına ne ad verilir ifadesi? Evet, her 5 sayfasına arkadaşlar Hizb denir bunu. Bir kez daha hatırlatalım. Hizb denir diyelim. Mü'minin suresini adını nereden almıştır? İnsanları anlattığı için bu adı almıştır arkadaşlar. İnanan insanları özellikle onu yazalım. İnanan insanları anlattığı için diyelim. Evet, müminleri anlattığı için, onların özelliklerinden bahsettiği için Mü'minun suresinin adını almış arkadaşlar. Hem başında hem de içinde besmele yer alan tek sure hangisidir? Bakın hem başında hem de içinde olacak bu sure Neml, yani karınca suresidir arkadaşlar. Evet, nem Arapça karınca demek, bunu da hatırlatalım. Tam bir sure olarak indirilen sure hangisidir? Yani bölük pörçük değil, tam olarak inen sure Fatiha suresidir arkadaşlar. Bugünkü numaralandırılmaya göre Kur'an-ı Kerim'in toplam ayet sayısı kaçtır? Evet, önceden 6666 falan diyebiliyorduk ya. Artık o değişti biliyorsunuz. Yeni rakam 6236 ayet vardır arkadaşlar. Evet, Kur'an kaç cüz ve kaç sureden oluşur sırasıyla yazın. Evet, Kur'an'da biliyorsunuz ki arkadaşlar 30 cüz var. 30 cüz, 114 ayet var. Ayet sayısında bir değişiklik yok ama sure sayısında özellikle, pardon, 114 ayet demeyelim, sure diyelim arkadaşlar. 114 sureden oluştuğu hala aynen rakam olarak bildiğimiz klasik rakam ama ayet olarak aman dikkat edin arkadaşlar, 6236 ayete döndü rakam. Kur'an-ı Kerim'in başında besmele olmayan tek suresi hangisi? Demin hem içinde hem ortasında var diyorduk ya, işte o Neml karıncasıydı ama şimdi başında besmele olmayan tek suresi biliyorsunuz ki Tevbe suresidir arkadaşlar. Evet, bu şekilde bu surelerin özelliklerine iyi bakın arkadaşlar. Nem suresi, Fatiha suresi, Tevbe suresi, bunların özellikleri var. Sınavda banko sorular geliyor arkadaşlar, aman dikkat edelim. Hak ya da batıl, tapınılan her varlığa ne denir? Tabii ki ilah denir arkadaşlar. Ayet nedir? Kısaca açıklayın. Evet, biraz önce bahsettik arkadaşlar, ayet olarak 6236 ayet var dedik. İyi de ayet ne? Ayet sonu ve başı belli olan, hemen tanımlayalım. Sonu ve başı belli olan, uzun veya kısa, bir harf veya birkaç kelime, bir harf veya birkaç kelime ya da cümleden oluşan Allah'ın sözleridir arkadaşlar. Evet, bir kelime olabilir, birkaç kelime olabilir, birkaç cümle olabilir vesaire. Yani başı sonu belli olacak, hüküm bildirecek Allah'ın sözleri diyoruz. Kur'an kavramlarından ve Allah'ın isimlerinden biri olup kainatın sahibi ve yöneticisi anlamına gelen isme ne denir? El-Melik, bizi hatırlattığı kavram El-Melik'tir arkadaşlar. El-Melik denir şeklinde yine kısa cevabımızı verelim buraya. Kur'an-ı Kerim'de yer alan surelerden 5 tanesinin ismini yazınız. Demin zaten bir sürü sureden bahsettik. Arkadaşlar hemen aklımıza gelen yine yazabiliriz. Fatiha suresi, Kevser suresi, Fil suresi, değişik olsun diye yazıyorum, Nisa suresi, bu
kadınlar için indirilen sure, en uzun sure biliyorsunuz Bakara suresi. Bunlar yazılabilir. Onun haricinde Yusuf suresi var, İhlas suresi var. Yani bunların hepsini yazabilirsiniz arkadaşlar bu bölüme. Kur'an-ı Kerim'in diğer isimlerinden 5 tanesini yazınız. Evet, Kur'an'ın değişik adları var biliyorsunuz ki en önemlilerinden biri El Furkan. Doğruyla yanlışı ayıran anlamında El Mecid. En Nur. Er Ruh. El Hüda. Bunun haricinde yine Ümmül Kitap, Mev'ize, El Mesani, Mecid, Aziz, Mübin gibi isimleri var Kur'an-ı Kerim'in arkadaşlar. Bunları zaten bol bol gördük ünitelerde. Mü'minin suresi kaç ayettir? Evet, biraz önce inananları anlattığı için bu ismi alır demiştik ya. Kaç ayettir? Nerede inmiştir? Hangi konular yer almaktadır? Kısaca açıklayınız. Arkadaşlar burada bir kere sırayla yazalım. 118 ayettir Mü'minin suresi. Mekke'de inmiştir. Mekki bir suredir yani. Mekke'de inmiştir. Ve diğer üçüncü özellik de inananların özellikleri ve davranışları konuları yer almaktadır arkadaşlar. Yine biraz önce bahsetmiştik. İnananların özelliklerini ve davranışlarını anlatır. Evet, bu önemli bir soruydu. Buradaki Mü'minun suresi önemli arkadaşlar sınav için. Mü'minun suresinde yer alan müminden özelliklerinden 4 tanesini yazın. Bakın yine onunla alakalı bir bu müminler kimlerdir? Özellikler nedir arkadaşlar? Öncelikle namaz kılarlar. Sözünde dururlar. Zekat verirler. Ve emaneti korurlar arkadaşlar. Bunun haricinde yine iffetlidirler. Boş söz ve işten uzak dururlar gibi özelliklerinden bahseder Mü'minun suresi. Dolayısıyla Mü'minun suresini aman ha aman çok çok iyi bilin, içini dışını iyice karıştırın arkadaşlar. İbadet ne demektir? Kısaca açıklayınız. Evet, ibadet biliyorsunuz ki Allah'a karşı gösterilecek saygı ve hürmet. Hemen yazalım. Allah'a karşı gösterilecek saygı ve hürmet. Onun emirlerini yerine getirmek, evet kalemin sesini duyuyorsunuzdur muhakkak, yasakladığı bütün haramlardan, uzaklaşmak ve Allah için yapılan her şeye denir arkadaşlar. Ve Allah Celle Celaluhu için yapılan her türlü iyi şeydir diyelim. Evet, Allah için yapıyorsanız yani bir güzel konuşmak bile ibadet arkadaşlar. Ne bileyim yani arkadaşına güzel sohbet etmek bile ibadet olarak kabul edilir. Çünkü Allah rızası için, onun hoşnutluğu için yapıyorsanız. Evet, Kur'an-ı Kerim'in diğer kutsal kitaplardan farklarından 3 tanesini yazın. Evet, Kur'an diyoruz. 4 tane büyük kutsal kitap var diyoruz ama Kur'an'ın 1 numara olduğunu biliyoruz. Peki farkları ne arkadaşlar? En son inen kutsal kitaptır ve kıyamete kadar geçerli arkadaşlar. Son kutsal kitaptır ve özür dileriz arkadaşlar, kıyamete kadar
geçerlidir. Bir diğer özelliği, kolayca ezberlenen bir kitaptır arkadaşlar. Hafızlarımız var biliyorsunuz. Kolayca ezberlenen bir kitaptır. Hatta şunu da bilin, dünyadaki ezberlenen tek kitap arkadaşlar. Hiçbir romancı romanını ezberlememiş. Hiçbir şair veya ne bileyim hikaye yazarı noktasına virgülüne kadar kendi kitabını ezberlememiş. Hatta bunda İncil, hatta bunda Tevrat da dahil. Hiçbir ilahi kitap ezberlenemezken Kur'an-ı Kerim ezberleniyor arkadaşlar. Bu da ilginç bir özellik, bunu da unutmayın. Bir diğeri de hiçbir değişikliğe uğramamış ve uğramayacaktır arkadaşlar. Hiçbir değişikliğe uğramamış ve uğramayacaktır. Evet, Allah'ın böyle bir sözü var. Sonsuza kadar, kıyamete kadar ki bu kitap hiçbir şekilde değişmeyecek şeklinde. Kur'an-ı Kerim'in en uzun ve en kısa suresiyle ilk ve son surelerini sırasıyla arkadaşlar, en uzun ve en kısa suresi bir kere Bakara ile Kevser. Bakın, uzun ve kısadan bahsediyordu. Uzun Bakara, kısa ise Kevser sureleri diyelim. İlk ve son surelerine, onu da karıştırmayın. İlk Fatiha'dır. Son ise arkadaşlar Nas suresidir. Bunlara aman dikkat edin. Bu ilkleri, sonları, en uzun, en kısaları muhakkak adınız, soyadınız gibi bilin arkadaşlar. Banko sorular çünkü. Peygamberimizin kim bu surenin ilk 10 ayetinin hükmünü yerine getirirse cennete girer sözünü söylediği sure hangisidir? Arkadaşlar, deminden beri bahsediyoruz ya, Mü'minun suresidir arkadaşlar. Evet, orada müminlere nasıl olması gerektiği, nasıl davranması gerektiğini yazıyor. Zaten bunları yerine getiriyorsan Allah'ın sevdiği kullar arasında olacaksındır. Haliyle cennete gideceksindir inşallah. Surelerin isimlerini aldığı maddelerden 3 tanesini yazın. Evet, sureler isimlerini nereden alırlar arkadaşlar? Bir kere peygamber isimlerinden sure var. Biliyorsunuz ki Yusuf suresi var, hatırlayın. Onun için yazalım. Peygamber isimlerinden olabilir. Bir diğeri hayvan isimlerinden, biraz önce Nemli, karınca demiştik. Hayvan isimlerinden. Bakara da inek demek normalde, biliyorsunuz. Bakara. Onun için hayvan isimleri önemli. Bir diğeri de arkadaşlar, surenin içinde bahsedilen olaylardan. Surenin içinde bahsedilen olaylardan diyelim. Bunun haricinde yine surenin başında yer alan mukatta harflerinde Yasin, Elif, Lam gibi, bunları hatırlayın. Bunlardan isimlerini alabilir arkadaşlar sureler. Hak ile batılı, helal ile haramı tam anlamıyla ayıran anlamındaki Kur'an'ın ismi hangisidir? Biraz önce yukarıda geçti değil mi? El Furkan şeklinde söylemiştik arkadaşlar. El Furkan, bu sorumuzun kısa cevabı. Kur'an'ın diğer isimlerinden sorusuyla ilgili cevap da vermiştik. Hatırlayın arkadaşlar biraz önce. Evet, 21. soruda, videomuzun son 3 sorusundayız. Bir Müslüman dua ettiğinde mutlaka duasına karşılık verilir. Ya bu dünyada hemen karşılığını alır, ya da bu karşılık ahirete bırakılır. Ya da duası miktarınca günahları affedilir. Şimdi Müslüm zikr buradaki hadiste bu bahsediliyor arkadaşlar. Yukarıdaki hadiste verilmek istenen asıl mesaj hangisi? Önemli olan o değil mi? Dualar hiçbir zaman karşılıksız kalmaz. Bunu anlıyoruz. Belki hemen, belki biraz sonra, belki de ahirette, ama muhakkak veya günahlarınız affediliyor onun karşılığında. Onun için şunu yazabiliriz. Dualar hiçbir zaman karşılıksız kalmaz. Er ya da geç size bir şekilde dönecektir. Evet, bu hadisten anladığımız üzere. Kur'an kelimesinin sözlük anlamlarından 3 tanesini yazınız. Evet, sözlük anlamı nedir arkadaşlar? Kur'an'ın okumak anlamı var. Toplamak anlamı var. Bir de bir araya getirmek diyebiliriz.
Evet, son soruda sure başlarında yer alan Elif, Lam, Mim, Yasin biraz önce isimlerini alıyordu ya sureler orada geçmişti. Bu gibi ifadelere ne ad verilir? Arkadaşlar bunların anlamını Allah'tan başka bilinmediği için hurufu mukatta diyoruz arkadaşlar. Hurufu mukatta. Evet, hurufu mukatta dediğimiz sadece Allah'ın bildiği ama surelere ismini veren bu gibi ifadeler diyelim ve bugünkü videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Kanalımızın ismi Özel Öğretmen. Abone olmayı unutmayın lütfen parolasıyla. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Videomuzu beğenip sınıf arkadaşlarınıza da tavsiye ederseniz çok çok seviniriz. Abone olmayı da lütfen unutmayın. Hoşça kalın ama lütfen Özel Öğretmen kanalımızda kalın.